kütüphanede büyüdük, bir şey oldu. Olabilir. Dolu geçmiş olsun ya. Sağ ol, geçmiş olsun. Hadi. Merhabalar. Bugün Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını hep birlikte anıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlatıp 30 Ağustos'ta da Dumlupınar'da düşmanı yenip dünyanın belki de en kısa sürede zafere ulaşan o büyük taarruzu gerçekleştirmiş olmasalardı, ardından İzmir ve Bursa'nın kurtuluşu gerçekleşmemiş olsaydı bizler bugün burada bu anmayı, bu kutlamayı yapamıyor olacaktık. O yüzden bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bursa 2 yıl, 2 ay, 2 gün düşman işgalinde kalmış. Esaretin her türlü zulmünü maalesef yaşamış. Ve bu süreçte de Bursa'nın işgalini duyduğunda Büyük Önder Atatürk, Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyen Yunan komutanın o haberini duyunca da Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine hepimizin bildiği siyah örtü, puşi değil siyahı koymuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Eylül 1922'ye kadar o siyah örtüyle Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş. Ne zaman Bursa kurtulmuş? Bizlerin ataları, dedeleri, o naaşları rahat etmiş. O zaman Mustafa Kemal Atatürk o örtüyü orada meclisin kürsüsünden kaldırmış. Bunları niye anlatıyoruz? Özellikle çocuklarımıza, gelecek nesillere bu günleri unutmamaları için anlatıyoruz. Bu vatanın, bu bayrağın, ki burada gerçekten ilerlebet dalgalanacak bir bayrağımız var. Bu ezanların susmaması hepimizin, vatanımızı, milletimizi ve insanımızı sevmeye bağlı. O yüzden bir kez daha bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Bursa için, vatan için, özgürlüğümüz için fedakarlıklarını esirgememiş tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.